Sedat Peker'in videosu neden yayınlanmadı? Ara sıcaklar yayınlayıp değerli izleyiciler Haber 3'ün haberini kendi tarzımda yorumlayacağım. Sedat Peker bugün neden video yayınlamadı? YouTube'da her pazar video paylaşan organize suç örgütü lideri Sedat Peker güvenli bir ortam oluşturamadığı için yayınlamayacağını duyurdu. YouTube'da her pazar video organize suç örgütü lideri Sedat Peker. Yeni videosunu güvenli bir ortam oluşturamadığı için yayınlayamayacağını diyordu. Videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Peker son videosunda kaldığı otelin deşifre olduğunu, yer değiştireceğini, bu nedenle videoların gecikebileceğini kaydetmişti Peker. Dünkü paylaşımda da henüz kendisi için güvenli bir ortam oluşturamadığını, bu nedenle video yayınlamayacağını aktarmıştı. Suç örgütü lideri şunları yazdı, ancak hemen bozulmayın. Operatiften daha güçlü ara sıcaklar mutlaka yayınlayıp bunları deli edeceğim. Değerli izleyiciler, işte Sedat Peker'in Twitter hesabında yayınladığı mesaj. 40 yaşından genç kardeşlerim. 40 yaşından büyükler misafir. Güvenli bir ortam henüz oluşturamadım. Bu yüzden videoyamayacağım, ancak hemen bozulmayın. Operatiften daha güçlü ara sıcaklar mutlaka yayınlayıp bunları deli edeceğim. Yayın Instagram ve Twitter hesaplarından olacak demiş benim de bu konudaki yorumum. YouTube'dan yaptığı yayın bulunduğu ülkeden oluyor ve muhtemelen o bulunduğu ülke oradan YouTube'dan belki yayın yapmasını, ertelemesini istemiş olabilir. Çünkü Erdoğan ve Biden görüşmesi var. Oysa Instagram ve Twitter hesabından yayınladığı operatifler zaten oradan çekilmiş olan yayınlar olmuyor. Onlar telefon görüşmeleri şeklinde oluyor. Ve üstelik güvenlik anlamında da irdeleyecek olursak yaptığı yayınlarda o odanın fotoğrafından Google görsellerde hangi otelin odası olduğu da ortaya çıkabiliyor. Hem güvenlik anlamında hem de Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi kaldığı ülkede böyle bir talep gitmiş olabilir Sedat Peker'e. Biz seni koruyoruz ama şu an için görüntülü bir video yayını ama en azından Erdoğan-Biden görüşmesi öncesine kadar da demiş olabilirler. Çünkü birçok ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri ile de bağlantısı olduğunu inkar etmemek gerekiyor. Tarafsız bir bakış açısıyla Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası hem ülkelerin bu konudaki düşünceleri hem de Türkiye'nin rotası değişebilir. Yani çok içerikli ve derinlikli konular bunlar. Oradan yapacağınız yayın o ülkeden yayın yapmış olduğunuz anlamına geliyor ve Türkiye'den de o ülkeye baskı gelebiliyor. Ve ABD görüşmesi, ABD ile Türkiye ve ABD ile o hangi ülke ise ya da bir başka ülke, Dubai, bunların kendi aralarındaki siyasal çekişmeleri ve anlaşmazlıkları ya da anlaşmaları şeklinde tezahür edebilir. Ama sonuç olarak Sedat Peker pes edecek bir insan değil. Zaten pes etmediğini ve bir aslan olduğunu da dün paylaşmıştı. Ama Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi böyle bir video yayınlanmaması da bu fikirleri, bu okumaları akıllara getiriyor. Öte yandan Instagram ve Twitter'dan yapacağı yayınlar zaten oradan çekmiş olduğu videolar şeklinde değil, daha önceden yapmış olduğu, muhtemelen Balkanlarda yapmış olduğu gizli telefon kayıtları olduğu için onlara farklı bir açıdan bakmanız gerekiyor. Beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayınız. Barış Biner, Tarafsız Haber. Bu yayınımızı Haber 3'ten aktardık. Daha detaylar Haber 3 sitesinde.